Bazı futbolcuların kariyerinin sadece bir kısmını çok iyi hatırlarız ya da sadece iyi olduğu dönemi hatırlamak isteriz. Yani biraz duygusal davranırız. Fenerbahçeliler için de 5 sezon boyunca sarı lacivertli formayı terleten Serhat Akın için gönüllerde yatan duygular buna benzer şekilde. Herkesin aklında boğa sevinciyle taraftara koşan Serhat vardır ama sonrasında tutunamayan Serhat Akın'ı kimse hatırlamak istemez. Gelin onun hikayesini, zirveye çıkışını ve sonra düşüşünü birlikte hatırlayalım. Almanya'ya göç eden bir ailenin evladı olan Serhat Akın, 1991 yılındayken yaşadığı şehrin takımı Karlsruhe'nin altyapısına girerek futbola başladı. Tam 9 sene boyunca bu takımın formasını giydi ve farklı yaş gruplarında mücadele etti. Ardından Almanya'da yetişmesine rağmen Türk milli takımını seçti ve genç milli takım kadrosuna dahil edildi. O günlerde aklının ucundan bile geçmiyordu İleride Fenerbahçe formasını giyebileceği. Her şeyden öte bir hayal gibiydi ama hayalini kurmadığın şeyi de gerçeğe dönüştüremiyordu insan. Mustafa Denizli'nin talebi doğrultusunda bir gün Fenerbahçe'den teklif aldı. Kendisini babasıyla birlikte Aziz Yıldırım'la aynı arabada buldu. Sonrası mutlu son. İlk profesyonel sözleşmesini Fenerbahçe ile imzaladı. İlk sezonunda takımın başında Mustafa Denizli, kadroda ise Kenneth Anderson, Elvir Baliç, Revivo, Rapaic, Uche gibi yıldız isimler vardı. Buna rağmen genç Serhat özellikle Anderson'un sakatlanmasıyla birlikte şans buluyor, ligde 7 maçta 2 gol, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 5 gol, 2 asist üretiyordu. Birçok kişinin seneye bir Anadolu kulübüne kiralanır diye baktığı genç çocuk rüştünü ispat ediyor, yerli bir golcünün doğuşunu müjdeliyordu. Sezon sonunda şampiyonluk kupasına uzanan takım Fenerbahçe olurken Serhat da ilk lig şampiyonluğunu yaşıyordu. Attığı gollerden sonra yaptığı sevinç nedeniyle taraftarlar da ona Kadıköy Boğası lakabını taktı. İkinci sezonunda takımda daha çok yer bulmaya başladı kendine. Mustafa Denizli ile başlanan fakat Werner Laurent ile tamamlanan sezonu Fenerbahçe ikinci olarak bitirse de Serhat açısından gayet güzel bir sezon yaşanıyordu. Her ne kadar gece hayatı ya da gündeme gelmeye başlasa da ligde bazı maçlarda forvet, bazılarında sağ kanat oynarken 31 maçta 16 gol 4 asist üretti. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 gol, Türkiye Kupası'nda da 1 gol 1 asistle oynadı. Almanya'dan gelen bu genç yetenek kendisini sevdirmeyi başarmış, özellikle büyük maçlarda ortaya koyduğu performans ve bulduğu gollerle adından sıkça bahsettirir olmuştu. Bu dönemde milli takım ile de maçlara çıkan Serhat, 2002 Dünya Kupası aday kadrosuna alınmış fakat Dünya Kupası A kadrosuna yer bulamamıştı. ...2002-2003 sezonu Fenerbahçe adına tarihe kara bir leke olarak geçiyor, ligi 6. sırada tamamlıyorlardı. Hatta sezonun devre arasında kötü gidişattan dolayı yönetime istifa mektubu sunarak tarihe geçmişti Serhat. Sonra bu olay hiç yaşanmamış gibi oynamaya devam etmişti. Fakat sezona dair gururla bahsedilen tek şey 6 Kasım 2002'de kazanılan 6-0'lık Galatasaray maçıydı. Serhat bu maçta tabiri caizse sazı eline almış, o çalmış Fenerbahçe oynamıştı. 2 gol 1 asistle maçın yıldızıydı. Fakat ligin son 9 maçında kadro dışı kalarak forma giyememişti. Sezon bitiminde takımın başına Alman hoca Christoph Daum getirildi fakat Serhat hala kadro dışıydı. Daum allem etti, kallem etti, Aziz Yıldırım'ın Serhat'ı affetmesini sağladı. Serhat da ilerleyen haftalarda Daum görevlendirmesiyle bir forvetten çok sağ kanat oyuncusuna dönüşüyordu. Buna ek olarak şampiyonluk yolundaki önemli engellerden biri olan belalısı olduğu Beşiktaş'ı boş geçmiyor, 2 gol birden atıyordu. Ligde 21 maçta 8 gol 8 asist üretti. Fenerbahçe bir kez daha şampiyonluk ipini göğüslüyor, Serhat da kariyerine bir şampiyonluk daha ekliyordu. 2004-2005 sezonuna baktığımızda sol kanatta Tuncay, sağ kanatta ise Christoph Daum'un adeta deneysel takıldığı, yılların forveti Anelka'dan sağ açık yaratma çabası sonucu Serhat yedek kulübesine hapsoluyordu. Ligde çoğunlukla az süre bulabildiği 26 maçta 2 gol 3 asistle oynadı. Süper Lig'deki 3. şampiyonluğunu yaşıyordu ama çok da mutlu değildi.
Davam ile sorunlar yaşamaya başlamış, araları açılmış, hatta sözleşmesini uzatmak yerine takımdan ayrılmayı kafasına koymuştu. Sürekli oynamak istediği için bedelsiz olarak sene sonunda Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile anlaştı. Takıma 5 kuruş para kazandırmadan gittiği için de Başkan Aziz Yıldırım'ın öfkesini beraberinde taşıyordu giderken. Avrupa'da oynayan Türk futbolcuların listesi yapıldığında çoğunlukla Serhat'ın adı es geçiliyordu. Belki Belçika Ligi'ni beğenmeyenler olacaktır ama Serhat burada da dikiş tutturmayı başarmış, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak yurt dışında şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu unvanının sahibi olmuştu. Üstelik şampiyonluğun kazanılmasında da büyük paya sahipti. 27 maçta 10 gol 6 asistle oynadı. Fakat ligin son maçında yaşadığı sakatlık Serhat'ın kariyerinin kırılma noktasıydı. Karın kasları yırtılan Serhat, 8 saat süren bir ameliyatın ardından 2 sene boyunca eski formuna dönmek için çabalayacaktı. Genç yaşta yükselmeyi başarmış, kendi liglerinin büyük takımlarında şampiyonluklar yaşamış bir ismin kariyerinin sonuna kadar iyi yerlerde devam etmesini bekler herkes haklı olarak. Serhat'ın tutunamama öyküsü de bundan sonra başlıyordu. Yeni bir başlangıç için aslında Fenerbahçe'den ayrılma sebebi olarak gösterilen Daum'un çalıştırdığı Bundesliga 2 takımı Köln'e kiralandı. Takımda o sezon Alpay Özalan ve daha önce Fenerbahçe'de beraber oynadığı Luciano ile birlikte mücadele verdi. Daum'dan 7 maçta formayı kapsa da sadece 1 gol üretebildi. 2007-2008 sezonu öncesi yeniden Anderlecht'e dönen Serhat, aslında eskiyi anımsatan bir performans ile sezonu açmasına rağmen ilerleyen haftalarda formaya hasret kalacaktı. UEFA Kupası 1. tur maçlarında attığı gollerle takımının turu geçmesini sağlıyor, son 16 rövanş maçında da Bayern Münih ağlarına bir gol bırakıyordu. Ligde ise sadece 15 maçta şans bulup 3 gol üretebildi. Ligin son 10 maçında kadroda yer alamazken sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılıp herkesi şaşırtan bir kararla Süper Lig'e geri dönüyor ve lige yeni yükselen Kocaelispor'la anlaşıyordu. Sezonun ilk yarısında düşme potasından hiç çıkamayan Kocaelispor'da Serhat, şans bulduğu 11 maçta skora katkı sağlayamazken, sezonun devre arasında 4 aydır parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip Konyaspor'la anlaştı. O dönem Kayserispor ve Beşiktaş Serhat'ı istemiş ama anlaşma sağlanamamıştı. Hatta yıllar sonra Beşiktaş ile arasında engeller konduğu söylenecekti. Konyaspor'da 11 maçta şans bulurken 1 gol 2 asist oynadı. Belki eski günlerine dönmek için çok uğraştı, bir kez daha kendini denemek istedi. O yüzden Türkiye'ye döndü ama olmadı. Sonra artık emekliliğe hazırlığa başlamış bir futbolcu düşüncesiyle futbola başladığı takıma Karlsruhe'ye dönme kararı aldı. İşe yaradı mı? Maalesef. Bundesliga 2'de görev aldığı 8 maçta sadece bir asist üretti. Ligin bir kısmını da kulübün ikinci takımıyla form tutmaya çalışarak geçirdi. O kanat bindirmeleriyle rakibe korku salan, her açığı değerlendiren, derbilerde rakibin başına bela olan, boğa sevinciyle tribünleri kendisine aşık eden Serhat Akın'dan geriye pek bir şey kalmamıştı artık. Bitmek üzere olan bir mum gibi sağa sola savruluyor, kalan son gücüyle yine de bir şeyler yapmaya çalışıyordu. 2010-11 sezonunda 10 maça çıkabildi. Tek bir gole bile katkı sağlayamadı. Ligin büyük bölümünde kadroya bile giremedi. 2011-12 sezonu öncesi Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Yusuf Şimşek ona desteğini gösteriyor ve çalıştırdığı ikincilik beyaz grupta yer alan Turgutlu Spor'a transfer ediyordu Serhat'ı. Yıllarca şampiyonluk yarışında mücadele vermiş, Şampiyonlar Ligi görmüş bir futbolcu için nispeten kolay bir klasmanda forma giyiyordu artık. Yıllar sonra ilk kez düzenli olarak forma giymeyi başardı. 25 maçta 15 gol atarak takımının playoff oynamasını sağladı. Bir sonraki sezon Yusuf Şimşek, birincilik ekibi Denizli Spor ile anlaşıyor, sözleşme şartı olarak da Serhat'ı yanımda getiririm diyordu. Fakat yeni başkan daha sonra Serhat'ı takımda istemedi ve bu yüzden sözleşme imzalanamadı. Serhat Akın 2012-13 sezonu transfer dönemi kapanırken Altay ile anlaştı. Nasıl oluyordu da bu takımlar sakat olduğunu bildikleri bu futbolcularla bile bile lades diyerek sözleşme imzalıyordu demeden edemiyor insan. Sonuç, ligin ilk yarısında forma giyilen ve katkı sağlanamayan sadece 5 maç oluyordu. Sonrasında 1,5 sezon Almanya'nın bilmem kaçıncı liginde oynayan takımlarla geçen
Bir sürenin ardından futbola sessiz sedasız veda etti Serhat Akın. Tutunamayan bazı futbolcular gibi ilerleyen yıllarda onu Acun Ilıcalı'nın yarışmalarında boy gösterirken, ardından Twitch'te özellikle Fenerbahçe döneminde yaşadığı anılarını anlatırken gördük. Türk futbolunun umutla baktığı genç yeteneklerden biriydi Serhat. Tıpkı Berkant gibi, Batuhan gibi çok şey bekleniyordu ondan. Uzun süre direndi ama tutunamadı. Serhat Akın'la ilgili yaptığım araştırmalar sırasında okuduğum yorumların birçoğunda Serhat'ın en büyük hatasının Fenerbahçe'den ayrılmak olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Videoyu sonuna kadar izleyenlerden de yorumlara bu hafta Kadıköy Boğası yorumu alırsak çok sevinirim. Bir sonraki Tutunamayanlar bölümünde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.